Optik bizim için bambaşka. Ben Optik'i gözlükleriyle tanıdım. Başında kukulatasıyla tanıdım yani Optik'i ben. Şu 14 yaşlarında falan da galiba öyle şapkalı, gözlüklü. Talebe, sonra üniversiteyi de kazandı. Beşiktaş için yapmayacağı hiçbir şey yoktu yani. Beşiktaş onun da bizim de hepimizin hayatta ilk şeyidir. Türkiye'de taraftarların organize maçlara gitmediği, otobüslerin kaldırılmadığı, takımın iddiasının olmadığı deplasmanlara bile Optik mutlaka gitmiştir. Bir şekilde kendi ekonomik gücü olmasa bile bazı arkadaşlarımız tarafından finans edilip gönderilmiştir. Yanına bir sürü birkaç arkadaş katılır. Ki Türkiye rekoru elindedir. Optik. Hayatını Beşiktaş adamış. Öğretmen olduğu halde öğretmenliği bırakacak kadar Beşiktaş'ı sevmiş. Ya şimdi mesela herkes bilmiyor belki ama Optik iki tane üniversite kazandı. Üniversite imtihanlarına girmesini anlatayım ben sana mesela. Hani şimdi millet dershanelerde şuydu buydu koşturuyor ediyor. Optik Kabataş Erkek Lisesi'ni 3 senede bitiren ender öğrencilerdendir yani. Öyle şey yok yani. Öyle bir beyin göremiyorum şu anda ben. Ve Optik'te biz mesela üniversite imtihanı zamanı, gireceği zaman bir Fener maçına sabahlıyorduk. İkincideydi herhalde. Dedim Optik dedim yani milleti bırakıp sabahlıyoruz tamam da sabah 9'da imtihan var. Yani ta şeyde girecek imtihanı da Şişli tarafında. Dedim nasıl olacak Optik dedim yani nasıl gideceğiz falan milleti bırakıp. Dedi ben gitmem lazım üniversite imtihanı dedi. Gideyim dedi hemen geleceğim. Dedim olmaz sen yalnız gidemezsin takip ederler falan diye Fenerliler bir şey yaparlar diye. Hadi dedim beraber gidelim. Atladık 5 kişi arabaya taksiye. Gittik imtihana girdi Optik. Daha yarım saat geçmedi. Bir baktım ilk Optik çıktı geldi şeyden imtihandan yani millet 2 saat falan duruyor imtihanda. Optik yarım saat falan geçti geçmedi hemen koşa koşa geldi. Hadi binelim gidelim dedi. Ve dershaneye falan gitmediğini de adım gibi biliyorum çünkü devamlı bizle beraber dershaneye falan yazılmazdı bile zaten. Bir baktık kazanmış işte İstanbul Üniversitesi'ni kazandı. Orayı bitirdi. Öğretmen oldu. Optik Beşiktaş'ın ruhunu yansıtan bir insandı ya. Bir deplasmanda bir yerde Optik'i gördüğünüz zaman tamam biz buradayız Beşiktaş burada diyordu insanlar. Optik tribüne girdiği zaman İstanbul geldi diyorlardı. Ya böyle bir şey olabilir mi? Adam bunu yaratmıştı yani. İsmi bile gelse yetiyordu. Biz Samsun deplasmanına gittik. Bir indik Samsun'a. Ya hava buz eksi. Ali'nin kendi kalemize gol attığı maç. Hava buz eksi kesiyor. Optik gördüler adamlar orada Tokat'tan falan gelmişler. Battaniyelerini verdiler bize ya. Biz yeteri kadar ısındık diye düşünebiliyor musunuz? Aynı zoo onlar da hissediyor. Optik buydu işte. Sokak kedilerini beslerdi, sokak köpeklerini beslerdi. Sally diye bir köpeği vardı onun mesela. Senelerce ona baktı mesela. Öldüğünde üzüldü, ağladı hep beraber. Sokak kedilerinin yani şeydi, sahibiydi yani. Giderdi onlara kimlik çıkartırdı, bir şeyler yapardı. Yapmaya çalışırdı. Yani yalnız Beşiktaş değil, Fener camiası da, Galatasaray camiası da hepsi Optik'i sever. Sever ve sayar yani. Bana telefon açtıklarında Optik'i öldüğünü söylediklerinde ilk önce ya şaka mı yapıyorsun bir gün önce beraberdim çünkü. O laf çıktı. Arkadaş da hatta bu işin şakası mı olur dedi. O laf zaten öyle ağızdan çıkmıştı. Şok oldum. Bir saat falan kendime gelemedim. Evde de yalnızdım ben onu duyduğumda. Ondan sonra ilk işim valla evden çıktım. Geceydi bana haber geldiğinde. Evden çıktım kafayı dağıtmak için. İlk gördüğüm meyhaneye girdim. İşin doğrusu bu. Ondan sonra da sabahleyin zaten sabah uyuduğumuz yok. Sabah olur olmaz. Geldik. Cenazeyi kaldırmaya. O acı unutulmaz yani. Hiçbir zaman da ölene kadar da unutacağımızı şey yapmıyor. Çünkü bir anda gitti. Ölümün yakışmadığı tek insan desem gelirdi yani. Allah için. Ne diyeceğiz o? İnşallah orada kavuşuruz. Thank you.
yalan de yeter bana. Bir sevda sözü fısılda, hazırım inanmaya. Gönül hırsızı diyorlar, inkar et yeter bana. Gözlerindeki cevaba korkuyorum bakmaya. Geceler uzun ve yalnız, yoksun sabaha kadar. Düşünde bile biz sadece sevmeyi biliyoruz. Çünkü siyah beyaz. Hayatımız siyah beyaz. Çünkü sevilmeden sevmek dua gibi bir şey. Sevmeden sevilmekse sadece bir yük. Suratımıza taraftarın sesi çarpar. Büyük bir her sokaktan, her taraftan birileri şarkılar, birileri marşlar, birileri tezahüratlar yapmaktadır. Ve bu semtin kalbine doğru gitmeye başladıkça artar. Beşiktaş'ı sevmek. O formaya en kutsal değer verip o formaya saygı duymak. İçindeki şey hiç önemli değil. Dünyanın en büyük oyuncusunu da alsanız onunla iletişim kuramaz. Yani çünkü baş tacı dese günün birinde savunmayabilir. Yani öyle ki forma kutsaldır. Hatta şöyle bir maça doğru yürürken onların işlerinde yürürseniz şöyle derler. Bu kutsal formayı bir kez giyeyim, öleyim diyen binlerce, milyonlarca Türkiye'de genç var. Yani böyle bir o formanın üstünde başka bir değer yoktur. Yani Beşiktaş forması kutsaldır. Onu giymek şereflerin en büyüğüdür ve Beşiktaş taraftarı da o formayı seveni sever. Beşiktaşlıyı da Beşiktaşlı yapan etkenlerin arasında bir tanesini de çarşı olarak koyabiliriz. Bu çok ufak bir detaydır ama bence büyük bir kitleyi kapsamaktadır. Kesin bir tribün hakimiyetinin olduğundan söz etmek mümkün. Çünkü diğer taraftar gruplarına bakıldığında belli bir tribünde oturup kendi tezahüratlarını yapan ama stadın bütününe hakimiyetleri tartışılabilen topluluklar olarak göze çarpıyorlar. Oysa İnönü stadını biliyoruz ki deplasmanlarda dahil olmak üzere tabii ki bütün bir taraftar topluluğunu çarşı tek başına idare edip yönlendirme kabiliyetine sahip. Zaten şeyi de çok ayırmamak gerekir diye düşünüyorum. Hani çarşı bir tarafta, Beşiktaş taraftarı bir tarafta diye düşünmek yanlış olur. Beşiktaş taraftarının bütünü takımı destekleme anlamında inisiyatifi çarşıya teslim etmiş durumda. Beşiktaş taraftarı kadar bütün birlikte hareket edebilen ve o gücü aynı anda ortaya koyabilen çok nadir taraftar grubu olduğunu görüyorsunuz. Bence zaten yurt dışından bu kadar büyük takım geliyor ve maçlar oynuyorlar. Hepsinin başta çok büyük bir taraftar grubu önünde oynayacağımızı biliyoruz. Çok taraftar konusunda çok şey duyduk. Bunu söylüyorlar ve çok enteresan bir şey. Yani Liverpool takımı geliyor burada ki Liverpool gibi çok büyük bir taraftar potansiyeline sahip olan bir takım. Beşiktaş taraftarı karşısında hayran olup geriye gidiyor. Ben taraftarlık bazında artık yani Türkiye'de rekabet edebileceğim bir taraftar kitlesi kalmadı. Direkt gözümüzü Avrupa'ya biz diktik. Tabii Avrupa'nın en büyük taraftarı olarak zaten biz söyleniyoruz. Madem biz söyleniyorsak da biz de Avrupa'ya bir sorumluluğumuz var. Yani bir tribün şovu göstermek zorundayız. Avrupa'nın en büyük taraftarı olmak, anılmak da o kadar kolay bir şey değil. Onu da sağ olsun bütün taraftarımız yaptı. Bugün İngiltere'den, İspanya'dan, Almanya'dan, İskoçya'dan birçok yerden futbolun beşiği diyebileceğimiz yerleri saydım ben özellikle. İrlanda'dan çarşı sempatizanları var. Dolayısıyla Beşiktaş tribünlerine aşık olma hali var. Yani bugün Tottenham yönetimi ve İngiltere basını Beşiktaş kulübüne teşekkür mektubu ve hayranlık ifadeleri, imareleri kullanaraktan Beşiktaş kulübüne fakslar geçiliyor, e-mailler geçiliyor. Bugün İspanya'daki bütün bu futbolla ilgilenen, tribünlerle ilgilenen bütün kesimler bütün sitelerinde çarşıyı örnek gösterebiliyor. Şunu gördüm mesela Beşiktaş sadakat demek. Bu başka kulüp tribünlerinde çok rastlayamayacağımız bir şey. Şampiyonluk hasretiyle çok çile çektik. Geceleri uyumadan sabahlar ettik. Uçurumlara düşmeden tut elimizi. Şampiyon olmuşuz
çile çektik. Çok. Geceleri uyumadan sabahlar ettik. Biz uçurumlara düşmeden tut elimizi. Sen şampiyon ol Beşiktaş'ım yesin hep bize. La 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 la. Allah belanı versin, silahlar, elbirler, elbirler, elbirler.